Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere highlight paneline nasıl field eklenir onu göstereceğim. Highlight panel nerededir? Onu göstereyim öncelikle. Bir rekordun içine girdiğiniz zaman, diyelim ki herhangi bir rekordun içine giriyorsunuz. İşte Melissa Ava öğrencimizin detaylı sayfasını görmek istiyorsunuz diyelim ki. Buna tıkladığınız zaman bizim bu öğrencimizle alakalı bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. İşte edit yapabiliyorsunuz. Ondan sonra related varsa hangi kursları alıyor onu görebiliyorsunuz. Buradan yeni kurs ekleyebiliyorsunuz. Daha kısa olabiliyor. Evet. Burada en yukarıdaki panele, şu SID 0001 yazan panele biz highlight panel diyoruz. Highlight panel burada öğrencimizle alakalı en önemli gördüğümüz fieldleri, alanları burada gösterebiliriz. Nerede yapılmış mesela bakalım, standart objektlerimizde böyle bir şey var mı? Servise gidelim. Serviste account'a tıklayalım. Herhangi bir account açalım. Evet, bu account'umuzda en yukarıda gördüğünüz gibi ne var? Type var, font var, website, account owner, account site ve industry. Bu account'un highlight paneli ve buna birden fazla field eklenmiş. Ama bizim panellere bakınca herhangi panel öğrenci olabilir, instructor olabilir. Diyelim ki Emily, Tiffany instructor'ın içine giriyorsunuz. Yukarıda sadece Emily yazıyor. Başka hiçbir şey yok. Biz bunları artırabiliyoruz. Birden fazla olmasını sağlayabiliyoruz. Nereden yapıyoruz? Yine edit object kısmından. Bu biraz akıllarda kalmayabiliyor. Çünkü çok fazla alaka kuramıyorsunuz. Burada highlight panel diyoruz ama burada compact layout. Compact layout'tan yapıldığı için çok fazla alaka kuramıyorsunuz. Sonra aklınıza kalmayabiliyor. Ama eğer buraya field getirmek istiyorsanız aklınıza gelecek ilk şey compact layout olsun. Compact layout'a gidiyoruz. Şu anda instructor'ın içindeyiz. Compact layout'a gidiyoruz. Yeni bir compact layout yapmamız gerekiyor. Buna ne diyelim? Compact layout new compact layout diyebiliriz. Ondan sonra istediğimiz fieldleri içine atabiliriz. Ne olsun mesela? Diyelim ki e-mail adresini görmek istiyoruz. Telefon numarasını görmek istiyoruz. İlk adını görmek istiyoruz. First name'ini. Hangi şehrin olduğunu görmek, hangi ülkeden olduğunu görmek istiyoruz diyelim. Kontrat ne zaman bitiyor onu görelim. Ondan sonra status onu görelim. Bir de toplam kaç kursu var onu görelim. Bunları düzenleyebilirsiniz. First name en yukarıda olsun. Email or phone country, tamam, bu şekilde yapabilirsiniz. Status en altta olsun. Bunu save yapıyoruz. Save yaptıktan sonra işimiz bitmiyor. Bunu assign yapmamız gerekiyor. Assign yapmanız gerekiyor. Yoksa yine burada gözükmez. Instructor'ı refresh yapıyorum. Ama hiçbir şey görmüyorum. Sadece Emily, sadece ismi yazıyor. Burada birden fazla field görmek istiyorum ben. O yüzden ne yapıyoruz? Compact layout assignment yapıyoruz. Edit assignment diyorsunuz. System default yerine bizim yaptığımızı seçiyoruz. Biz ne yapmıştık? New compact layout. Onu ekliyoruz. Save yapıyoruz. Şu anda Emily'ye gelince, bu rekordun içine girince refresh yaptığınız zaman, bu herhangi bir rekord olabilir. Henüz gelmedi. Biraz beklemek gerekiyor. Bazen birkaç kere refresh yapmak gerekiyor. John açalım. Yine gelmedi. Biraz beklemek gerekiyor. Bir eksiğimiz var mı ona bakalım. Save yapmıştık. Evet. Compact layout'a gidelim. Şu anda bizimkisi primary. Bunun içine girebilirsiniz. Edit yapmak için şu anda her şey normal gözüküyor. Save yapalım. Yani belli bir zaman sonra burada o eklediğimiz fieldleri görmüş olacağız. Şu an dediğim gibi bazen zaman alıyor. Birkaç kere şey yapmak gerekiyor. Gidelim aynı şeyi öğrenciler için yapalım. Ne yapıyoruz hatırlayalım. İlk olarak bir rekortun içine girmeniz gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Neden? Çünkü object'e gitmeniz gerekiyor. Edit Object kısmından Compact Layout'a giriyoruz. Bunu edit yapamıyoruz şu anda, var olanı. Yenisini ekliyoruz. Adını New Compact Layout koyabilirsiniz her zaman. Ondan sonra içine ne koyalım? First name koyalım. Ondan sonra last name gerek yok. E-mailini koyalım. Gender mı değil mi koyalım. Country'sini koyalım. Hangi şehirden geldiğini bilelim. Ondan sonra total course'u koyalım. Evet, bu kadar yeter. Bu şekilde save diyelim. Şimdi bir sonraki adımda assignment yapmamız gerekiyor. Var olanı bizim kurduğumuzda değiştirmemiz gerekiyor. System default yerine new compact layout koyup save yapıyoruz. Evet. Şu anda student'umuzda da yeni bir new compact layout yaptık ve o primary, yani şu anda seçilen o. Biz buradan students'a geldiğimiz zaman görmemiz gerekiyor. Normalde görmemiz gerekiyor. Evet, burada hemen geldi, gördüğünüz gibi email Melissa yukarıda, email aşağıda, gender, country ve total course olarak gözüküyor. Country'si gözükmüyor çünkü eklememişiz. Buradan ekleyelim. Diyelim ki bu vatandaş Angola'dan gelmiş. Save yapalım. Country'sini yukarıda Angola olarak göreceksiniz. Instructor'a bakalım, gelmiş mi? Emily'ye tıklıyoruz. Bak, hala gelmedi. Problem değil. Zamanla geleceğine inanıyoruz. Evet. En azından öğrenciler de görmüş olduk. Nasıl bir şey olduğunu biliyoruz.